Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Bu videomuzda bir tane daha Laplace dönüşümü ile devre analizi sorusu çözüyor olacağız. Şimdi sorumuz diyor ki başlangıç olarak bu devrede herhangi bir başlangıç enerjisi depolanmadı. Bu ne anlama geliyor? Kapasitör ya da indüktörümüzün başlangıç değerinin olmadığı anlamına geliyor. Ve bize yine söylemiş ki burada sahip olduğumuz akım kaynağı arkadaşlar 10 UT'ye eşitmiş ki biz bunu Laplace dönüşümü ile S domainine aktaracağız. Ve bunun dışında bize şu söylenmiş. V0 değerini Thevenin teoremini kullanarak bulabilir bilir misin? Bunun dışında initial and final value teoremlerini kullanarak ki bunlar da bizim için nedir? Başlangıç ve final teoremleri. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz ama Laplace dönüşümünün özelliklerinden bahsederken bu iki teoremden de bahsetmiş. Hatta bunlar hakkında iki tane de örnek çözmüştük ki bugün yine örneğimizi çözüyoruz. Bunun tabi e, tabii ne için kullanıyoruz bunu? V0'ın sıfır ve sonsuz değerlerini bulabilmek için. Bunun dışında v 0 de bulmamız istenmiş. Yani diyor ki bize Laplace domaininde bunu hesapladıktan sonra S domaininde bırakma. Bunu getir bir de zaman domainine aktar. Tamam bu soruyu öncelikle nasıl çözeriz? Her şeyden önce şunu ufaktan hatırlayalım. Tven'in teoremini baştan anlatmam bu ders için uygun olmaz. Ama isterseniz kanalda Tven'in teoremi ile alakalı örneklerimiz bol. Hatta konu anlatımımız da bol. Oradan bakabilirsiniz. Ama Tven'in teoremini şunu da ufaktan hatırlatsak iyi olur. İki tane görevimiz var değil mi? Bunlardan bir tanesi Tven'in voltajını bulmak. Diğeri de arkadaşlar Tven'in empedansını bulmak. Şimdi bunlar ne işe yarıyor derseniz bunlar şu işe yarıyor arkadaşlar. Eğer siz çok komplike bir tane sisteminiz varsa şu şekilde değil mi? O bir sistemin iki tane terminali var. A ve B olarak. Tivenin teoremi bize şunu söylüyor. Bunu öyle bir basitleştir ki ben her seferinde bu sistemi tekrar tekrar analiz etmeyeyim. Bir tane voltaj kaynağı olsun ki buna V Tivenin diyelim. Bir tane de empedansımız olsun burada. Bu da Z Tivenin değerine sahip olsun. Ve ben aslında A ve B terminalleri arasında bu devreyle bu karmaşık sistemle aynı karakteristiği gösteren bu eşdeğer sistemi analiz edebileyim. Aslında Lego parçasına çeviriyoruz devremizi. Bu sayede her yere takıp çıkarmak rahat olsun diye. Analiz kısmında özellikle. Şimdi v ve z bulunması gerekiyorsa ki bu noktada şunu hatırlatmak isterim. Çoğunuzun unuttuğunu düşünüyorum. Burada 5 ohm'un üzerindeki voltajın bizim tarafımızdan bulunması isteniyor değil mi? Burada unutmayın ki arkadaşlar bu 5 ohm aslında bir yüktür. O yüzden analizi yaparken şu devreye yaparız. Bunun sebebi tamamen bu. Orası bir yüktür. Zaten devreye dahil değil. Tven'in sadece devrenin kendi kısmıyla yapılır. Burada bizim bir yükümüz var. Sadece bunu hatırlatmak için şuraya yük yazayım. Ama orayı analize katmıyoruz. Yani orayı Tvenin eşdeğerine katmıyoruz arkadaşlar. Tamam o zaman şöyle başlayabiliriz, değil mi bu soruya? Şimdi bu soruyu Laplace dönüşümü ile çözmek istediğimize göre bu devrenin bir Laplace eşdeğer devresini bulalım. Bunun için buradaki akım kaynağımız 10u(t) imiş arkadaşlar ki bunu 10 bölü s olarak çeviriyorduk, değil mi? Laplace dönüşümü ile. O zaman bunu şöyle çizdim. Buraya da 10 bölü s yazdım. Takip eden süreçte burada bir tane bağımlı akım kaynağı pardon voltaj kaynağımız var. Bu da 2 ix'miş. ix'e bağımlı. Aşağıda da bir tane direncimiz var. Ki bu direncin değeri yine 5 olacaktır. Biz bunu biliyoruz. Laplace dönüşümünde dirençler empedans değiştirmiyor. Burada bir tane bobinimiz var. Bu da 2S'lik bir miktarda empedansa sahip olacaktır. İşte şöyle terminalleri de açtığımız zaman artı eksi ve tvenin dediğimiz yer burasıdır. Ve burada şuna dikkatimizi çekiyoruz aslında. Burada bir açık devre olduğu için bakın şu noktadaki voltaj ile bu noktadaki voltaj aynıdır. Ve baktığımızda burası da GND olduğuna göre eğer ben buraya mesela diyeyim ki burası benim için A noktası olsun. A noktasındaki voltajı bulduğum zaman arkadaşlar T'nin eşdeğer voltajımı da bulmuş oluyorum. Ve burada şöyle bir mantığımız da var. Hemen bakalım IX neymiş arkadaşlar? 2 Henry'lik bobinin üzerinden akan akım değil mi şu şekilde? Buna IX demişiz. E burada açık devre olduğuna göre buradan 0 amper akar arkadaşlar. Bu da ne anlama geliyor aslında? Burada sahip olduğunuz bağımlı kaynağın herhangi bir önemi kalmadı. Bunun yerine artık biz kısa devre koyabiliriz. Çünkü o bağımlı kaynak IX'e bağlıydı ve IX'in sonucu da 0 çıktı. E buradan neyi görebilirim o zaman? Bu 10/s'lik bölü lik akım ...akım kaynağının akımı sadece buradaki 5 ohmluk direncin içinden geçiyor. Ve bu da aslında şu anlama gelir. VA noktasına sahip olduğumuz voltaj değeri... ...ki buna Vtvenin demiştik. 10 bölü S çarpı 5'ten 50 bölü S'ye eşit olmuş olur arkadaşlar. Ve işte bu da sorunun bizim için ilk kısmı. Peki ikinci kısmında ne yapacağız hocam? İkinci kısmında tekrar ben devreyi çizeyim. Ki buraya bu arada şunu da yazalım. Bu aşamada Vtvenin'i bulduk. Şimdi neyi bulmak istiyoruz? Ztvenin'i bulmak istiyoruz. İkinci aşama için devremizi... tekrar çizelim. Şimdi bu devreyi böyle çizdik arkadaşlar ve bulmak istediğimiz şey bu devredeki eşdeğer değer empedans. Yalnız şöyle bir problemimiz var. Bizim devrelerde bağımlı kaynağımız bulunduğu zaman eşdeğer değer direnci, eş değer empedansı bulabilmek için farklı metotlar kullanmamız gerekiyordu değil mi? Şimdi bu metotlardan bir tanesi şudur arkadaşlar. Devredeki bağımsız kaynakları öldürürsünüz. Bağımsız kaynakları öldürmekten kastımız neydi? Mesela bir akım kaynağınız varsa bunu açık bir devreyle veya bir voltaj kaynağınız varsa bunu da kısa bir devreyle değiştirirdiniz. Ve bu yaptıktan sonra arkadaşlar terminallerin ucuna bir adet voltaj kaynağı eklemeniz gerekirdi. İkinci metodumuzda şu şekilde yapabiliriz. Şurada terminallerin ucunu kısa devre olarak birleştirdiğimizde eğer buradan akan akımı bulabilirsek ki şuraya ix olarak işaretlememizi tekrar yapalım. Biz neyi biliyoruz? Normalde burada artı eksi zaten tivenin vardı değil mi? Onun değerini burada bulduk. E ben buradan akan akımı da bakın şu şekilde bulabilirsem ne olur? Aslında ben tivenin bölü ki bu ne bazen arkadaşlar VOC de dendiğini görürsünüz. Bu OC de Open Circuit demek. Yani açık devremiz vardı ya. Onunla alakalı. Aslında şöyle de yapabilirsiniz yani. Bu devredeki eşdeğer empedansı bulmak istiyoruz ya. Bu ZTV'nin bizim için ne eşit olacaktır? Açık devrenin voltajı bölü kısa devrenin akımı. İşte tam olarak böyle bulacağız. Yani aslında ben buradan akan akımı işaret dediğim ki bu I X akımıdır. Bulabilirsem arkadaşlar ne yapmış olurum? Devremde çok rahat TV'nin empedansını bulmuş olurum. Şimdi bunun için ne yapabilirim? Bunun için şu noktada bir tane akım kanununu uygulayalım mı? Kirchhoff'un akım kanununu. Bunu yaparken de ne diyeceğiz? Mesela bu noktaya A noktası diyebiliriz. A noktasında uyguladığımız zaman 10 bölü S giriyor değil mi? O zaman onu eksi 10 bölü S şeklinde yazabilirim. Daha sonrasında baktığımda arkadaşlar... Burada bir akım, burada bir voltajdan söz edebiliriz değil mi? Yani daha doğrusu burada 5 ohmluk direncin üzerinden akacak olan bir volta akım vardır. Bunu da nasıl ifade ederiz? Artı diyorum bakın ve a eksi 2 i x bölü 5 diye ifade edebiliriz. Şimdi bu ifade bazen öğrencilerden şey oluyor, tepki alıyor arkadaşlar. Neden alıyor derseniz onu da şöyle ifade edeyim. Öğrenciler diyor ki ya hocam burada işte direnç direkt gelmiyor nasıl böyle diyebiliriz ki diye. Arkadaşlar seri bağlantıyı özellikle eğer laboratuvarda uğraştıysanız yaptıysanız şöyle bir şey düşünün. İki tane direnci siz seri bağladığınızda hangisi diğerinden önce geliyor bunu ayırt edebiliyor musunuz? Böyle bir durum yok. İkisi seri yani bu şu anlama geliyor. Size burada bu şekilde verilmiş olan devre şu şekilde de verilebilirdi. Bu bir problem değil. Bakın artı eksi k i, i x burası 5 olarak da verilebilirdi. Burası a noktası olurdu. Ve siz de derdiniz ki ha burası toprak olduğuna göre buradaki voltaj değeri 2 i x demek ki v a eksi 2 i x bölü 5 buradaki akan akınmış da diyebilirdiniz. Veya şöyle bir mantıkta kurabilirsiniz. Hemen onu da anlatayım. Şimdi bu noktada VA voltajı var değil mi? Bakın şu noktada. Sonra şu noktada ne voltajı olması lazım? VA-2 Ix olması lazım değil mi? Demek ki şuradan akan akımda VA-2 Ix bölü 5'e eşit olurmuş. Bunu da sadece bazı arkadaşlar problem yaşıyor diye tekrardan anlatmak istedim. Şimdi ne yapacağız? Devam ediyoruz. 2S'nin üzerinden akan akıma bakacağız. O da bizim için artı VA bölü 2S olur. Totalde bunu neye eşitliyoruz arkadaşlar? Sıfıra. Şimdi burada bazı işlemler yapalım. Mesela ne gibi? Her şeyden önce Ix'in değerini hatırlayalım. Çünkü burada 2Ix diye bir şey belirttik. Aslında bizim Ix dediğimiz şey arkadaşlar Va bölü 2S'ye eşittir ve bu çok kritik bir bilgi. Bu sayede aslında bu devredeki pardon bu denklemdeki 2 olan bilinmeyen sayımızı 1'e indirmiş olacağız değil mi? Ve bunu yaptığımız zaman aslında biz şunu görüyoruz. Buradan Va değerini çekip çevireceğiz. V, a değerimiz arkadaşlar buradan 100 bölü 2S artı 3 çıkar. Burada işlemleri uzun uzun yapmak istemiyorum. Tabi bazen işlemler de sizin için çok önemli olabiliyor. O zaman şöyle bir yapalım o zaman başlayalım değil mi? Belki aranızda isteyenler vardır. Şimdi ne yapacağız? Bu eksi 10 bölü s'yi karşı tarafa atalım arkadaşlar. Ve burada va elde etmiştik ya va dedik. Daha sonrasında burada neyim var? Eksi 2 tane ix'im var. Yani aslında bu benim için nedir? Eksi va bölü s'dir değil mi? Çünkü 2 ile çarptım. Daha sonrasında buraya da bölü 5 diyorum. Artı va bölü 2 s gibi bir ifadem var. Bu da totalde neye eşit olmuş oluyor? 10 bölü s arkadaşlar. Ve bu noktada ne yapabilirim ben? Bakın va parantezine alıyorum her şeyi. Elime ne gelmiş oluyor? 1 bölü 1 bölü ne var orada? 5 var her şeyden önce. Daha sonrası burada 1 bölü S bölü 5 var. Bunu da 1 bölü 5 S olarak yazabilirim değil mi? O zaman 1 bölü 5 eksi 1 bölü 5 S yazalım. Ve daha sonrasında bakıyorum burada da ne var arkadaşlar? Artı 1 bölü 2S var. Bunu da şu şekilde yazdım. Bunlar totalle neye eşitmiş? 10 bölü S'ye. O zaman burada arkadaşlar başlayalım. Mesela ben şurayı 2S ile genişleteyim. Burayı 2 ile genişleteyim. Burayı da 5 ile genişleteyim. Bu durumda ne elde etmiş olurum arkadaşlar? Baktığınızda yukarıda 2S eksi 2 artı 5 ki bu da 2S artı 3 olmuş olur değil mi? Payda kısmımda da 10S var. E o zaman bunu bir de VA ile şu şekilde çarpabilirim ki bu da 10 bölü S e eşit olmuş olur. Buradan da neyi görürüm ben aslında? Bu VA dediğim şeyin 10 bölü S bir de şu ifadenin ters çevrilmiş hali. Yani 10 S bölü 2 S artı 3 olduğunu görürüm. Bakın buradaki S'ler birbirini götürdü. Sonuç olarak 100 bölü 2 S artı 3 elde etmiş olduğum bu şekilde buluyoruz. Tamam şimdi VA'nın değerini bulduysam ne yapabilirim arkadaşlar? Çok rahat bir şekilde Ix'in değerini bulabilirim değil mi? Çünkü Ix'in değerine ne dedim? Va bölü 2s dedim. Demek ki bu da neye eşit olacak? 100 bölü 2s artı 3 çarpı 2s'ye eşit olacak. Şimdi bunu bulmanın da şöyle bir avantajı var. Artık z Tvenin, yani tivenin empedansını bulabilirim. Bu da benim için nedir? Voc bölü isc'dir. Voc değerimi 50 bölü s olarak bulmuştum. Hatta şöyle yazalım. 50 bölü s çarpı isc değerini de ters çevirelim olur mu? 2s çarpı 2s artı 3 bölü 100 diyoruz. Bakın buradan neler görüyoruz aslında? Şu 100 ile şu 100 s birbirini götürüyor. Aslında z dediğimiz tvenin empedansı neymiş arkadaşlar? 2S artı 3'müş. Şimdi bunu da bulmak çok önemli. Neden? Çünkü Tven'in voltaj değerini buldum. Tven'in empedansını da buldum. Bu sayede Tven'in eşdeğer devresini çizebilirim değil mi? O zaman hemen aşağıya kayıyorum. Bakın burada ne yapmam gerekiyor? Bir tane voltaj kaynağı çizeceğim ve bu voltaj kaynağının değeri 50 bölü S ve Tven'in değerini öyle bulmuştuk. Daha sonrasında burada bir tane empedansım olacak arkadaşlar. Bu empedansımın değeri de 2S artı 3 olacak ve bu şekilde Tven'in eşdeğer devremi elde etmiş olacağım. Peki bunun bana ne faydası var arkadaşlar? Bu sayede aslında ben çok rahat Burada bir yüküm vardı hatırlıyor musunuz? Silmiştim sorunun başında. O yükün miktarını ben 5 olarak hatırlıyorum. Bir dönüp baksak iyi olur aslında. Şöyle silgimi aldım sildim. Evet 5'miş. Ve bunun üzerindeki voltajı bulurken ben bu devreden çok rahat bulabilirim. Hatta siz bu yükü 100 defa değiştirin. Ben bu kadar işlemi tekrar tekrar yapmam. Buradaki eşdeğer devre üzerinden rahatça bulabilirim. Peki burada artı eksi VOS olarak ifade edelim. Çünkü şu an dikkat edin S domainindeyiz. Bunu nasıl bulabiliriz arkadaşlar? Bu VOS neye eşit olacaktır? Input voltajımız değil mi? Çarpı kendi empedansı 5 bölü total empedans o da 2s artı 8 ki burada not etmek lazımdır. Biz burada voltaj bölümü yapıyoruz. Ve burada aslında v in bölü şey pardon v in değerini biliyoruz. Biz 50 bölü s olarak ifade ettik. Çarpı diyorum 5 bölü 2s artı 8 değil mi? Buradaki 2s artı 8 ile şuradaki 50'yi sadeleştirebiliriz. Bu sayede aslında payda 125 olmuş olur. Payda da ise e, ne olur? s çarpı s artı 4 işte bu da bizim VOS değerimiz olmuş oluyor arkadaşlar. Yani Tiverin teoremini kullanarak bu değeri bu şekilde buluyoruz. Ve sorumuzun yani ilk kısmını tamamladık değil mi? İkinci kısmında bizden istediği şey ise arkadaşlar başlangıç ve final teoremlerini kullanarak bizim neyimizi bulmamız? burada bu direncin üzerindeki voltaj değerinin sıfır ve sonsuz hallerini bulmamız. şimdi bunu nasıl yapıyorduk? önce şurada formüllerini hatırlatayım. Başlangıç teoremi dediğimiz şey arkadaşlar, x adlı parametrenin başlangıcını bulmaya çalışalım mesela. şu şekilde buluyorduk. bir tane limit var. bu limitte de tabi s nereye gidiyor? evet bu çok saçma bir gösterim oldu onu bir silelim. S nereye gidiyor arkadaşlar? Sonsuza gidiyor. Ve biz neye bakıyoruz biliyor musunuz? S çarpı bu X'in şeyine bakıyoruz yani Laplace domain'indeki haline bakıyoruz. İşte bunu hesapladığımız zaman yani bu S çarpı X'e fonksiyonunun S sonsuza giderken ki limitini bulduğumuz zaman arkadaşlar bu bizim başlangıç değerimiz oluyor. Final değerimiz için de şöyle yine x sonsuza giderken bu sefer değil mi? Final değerine bakıyoruz ve limitimiz bu sefer s'miz sıfıra yaklaşıyor arkadaşlar ve yine s çarpı x s'i inceliyoruz. İşte mantığımız tamamen bu. O zaman ne yapalım? Biraz aşağıya kayalım arkadaşlar ve direkt olarak hesabımıza başlayalım. Bu v sıfırın sıfır değerini hesaplayacağız değil mi? Bu neye eşit olacaktır? Limit arkadaşlar. S nereye giderken bakıyoruz sonsuza giderken ne yapacağız? S ile çarpacağız burada bulduğumuz ifadeyi. Yani 125S geliyor pay pi kısmında. Paydada da S kare gelmiş. Aa, pardon paydada pi'de paydayı değiştirmiyoruz. Evet biraz yorgunluk var belirtilerinde gösteriyorum diye düşünüyorum. Şimdi burada sonsuza gittiğimizde ne görürüz arkadaşlar? Paydada bizim S kare diye bir mertebemiz var. Çünkü bunu dağıttığınızda S kare artı 4S gelir. Yalnız pay kısmında sadece bir adet S var. Bunu da biz biliyoruz ki eğer sonsuza gidiyorsa buradaki limit payın mertebe Mertebesi, paydanın mertebesinden düşükse burada aslında sabit bölü sonsuz gibi bir durum çıkar. Çünkü mantıken düşündüğümüzde pay sonsuza bir hızla gidiyorsa payda 2 hızla gidiyor. Yani onun karesi hızıyla gidiyor. Mesela bu 3 hızla gidiyorsa burası 9 hızla gidiyor. O mantıktan dolayı burası sabit bölü sonsuz gibiymiş gibi alırız ve 0 çıkar arkadaşlar. Peki sonsuzluk teoreminde ne elde ederiz? Bakın şöyle yine sonsuza koyuyorum. Bu sefer ne olacaktır? Limiti arkadaşlar s 0'a giderken almamız gerekiyor. Ve neyimiz var? 125 s bölü S çarpı S artı 4. Burada neyi fark ediyoruz? S yerine 0 verdiğimde bakın 0 bölü 0 çıkıyor. Bu da 0 bölü 0 belirsizliği değil mi? Bizim çok aşina olduğumuz ve burada L'Hopital kuralını kullanmamız gerekiyor. L'Hopital kuralı Fransızca'da hastane demek bu arada. Peki bunu kullanırsak ne yapacağız? Bunu aslında pay ve paydanın ayrı ayrı türevini alıp daha sonrasında S yerine 0 koyma şeklinde buluyorduk. Payın türevi 125 kendi kendine değil mi? Paydanın türevi de kendi kendine S kare artı 4 S geldiği için 2 S artı 4. Çok güzel. Burada 0 koyduğumuzda bu sefer ne çıkıyor? 125 bölü paydada da arkadaşlar 4 çıkmış oluyor. Yani 31.25 volt olmuş oluyor. Bu da sonsuza giderkenki değeri başlangıç değeri 0. Sonsuz değeri 31.25. Zaten arkadaşlar yukarıya çıktığımızda Sorun bana ne demişti? Başlangıçta herhangi bir enerji depolamadık. Ve ben de size ne demiştim? Bu aslında şu demek. Kapasitörün başlangıç değeri sıfır. E bakın teoremle de aslında bunu ne yaptık? Doğruladık. Kapasitörümüzün başlangıç değeri gerçekten de sıfırmış. Evet şimdi yukarıya çıkalım. Sorumuzun üçüncü adımını tamamlamak adına. O da V0T'yi bana bul diyor. E hocam bulmadık mı? Bulmadık hocam. Çünkü burada baktığınızda bizim V0 ile bulduğumuz şey bunun S domainindeki haliydi. Şimdi bunu zaman domainine çevirmemiz isteniyor. Bunu yaparken de yine kalemin rengini değiştirmek değiştireyim arkadaşlar. Bu V0S'i nasıl bulmuştuk bunu hatırlayalım. 125S demiştik bölü S çarpı S artı 4 değil mi? Ve bunu da bizim kesirlere ayırmamız gerekiyordu. Mesela A bölü S artı B bölü S artı 4 şeklinde. Ve bunu yaptığımız zaman neyi görüyorduk biz aslında? A çarpı S artı 4'lük bir ifademiz geliyordu. Artı B çarpı S geliyordu. Ve bu totalde 125'e eşit olmak durumundaydı. Burada S yok değil mi? Aynen s yok çok pardon. S'i nerede ekledik? Şurada başlangıç ve final teoreminde ekledik arkadaşlar. Bakın onun da nedeni ne? Çünkü o teoremde zaten s ile çarpmamız gerekiyordu sahip olduğumuz fonksiyonu. Tamam şimdi sadece 125 var. O zaman ben diyorum ki ben s yerine 0 koyarsam ne görürüm? 4 tane a'nın arkadaşlar 125'e eşit olduğunu görürüm ve bu da benim için nedir? Aslında bir tane a'nın 31.25'e eşit olduğunu gösterir. Peki gidersem s eşittir 4 koyarsam ne olur? Bu sefer de eksi 4 tane b'nin 125 e e eşit olduğunu görürüm. Yani şunu söyleyebilirim, b'nin bir tanesi eksi 31.25'e eşitmiş. E peki bunları bulduktan sonra şunu söyleyebiliyorum değil mi? Aslında benim bu s domaininde bulduğum output voltajı 31 bölü 25. Pardon, 31.25 bölü s eksi 31.25 bölü s artı 4 şeklinde yazılıyormuş. E bunu da tabii ki zaman domainine çevirebiliriz. Hatta çok da kolay olacaktır. Burayı da şu şekilde yazabilirim, t domaininde ne derim? 31.25 ut Devamında da eksi 31.25 e üzeri eksi 4t arkadaşlar cevabımız da bu olmuş olur. Gördüğünüz üzere yine çok komplike işlerle uğraşmıyoruz. Sadece bizi biraz yoran işlerle uğraşıyoruz. Yani sakince soruya başladığımız zaman yapamayacağımız şey yok arkadaşlar. Bu soruyla ilgili herhangi bir probleminiz olursa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bunun dışında bu tarz videoları seviyorsanız ve gerçekten bu kanalın size katkı verdiğini de düşünüyorsanız arkadaşlar videoları beğenip yorum yapmayı ve henüz olmadıysanız Abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti çekindir.